eğer siz de harika videolar yaratmak ve aynı zamanda iyi bir stüdyo kurmak istiyorsanız tam da adamına geldiniz. Acaba müzik stüdyomu mu insanları göstersem yoksa ekipman vlog mu çeksem diye düşünüyordum. Bu arada frekans adama hoş geldiniz. Ekipman vlog çekmeye karar verdim. Birçok arkadaşımız bu adam neyle çekiyor diye merak ediyorlar. Yani içerikler güzel, Harika, hoş da bunları nasıl yapıyorsun diyorlar. Evet bunları nasıl yaptığını bugün sizlere göstereceğim. Hem ekipmanlarımı tanıtacağım hem de kullandığım programları sizlere göstermiş olacağım. Evet arkadaşlar stüdyomun bir parçasındayız. Aslında iki tane stüdyom var. Şimdi size birincisini tanıtacağım. Bu da yeterli olacaktır. Aslına bakarsanız gönlünüz isterdi ki stüdyo kurarken neler yapılması gerekiyor? Nasıl adımlar atabiliriz? Onları anlatayım. Birazcık da onun gibi de olabilir, bilmiyorum. Şimdi, öncelikle bir stüdyoda en önemli olan şey ışıklandırmadır. Işıklandırma sistemi çok önemli. Işıklandırma değil, ışıklandırma sistemi. Box'ım var, box ünitem var. İşte e, 6400K'lık şeyler seçtim. Işık rengine sahip e, LED ampuller seçtim. Floresan seçmek istemedim çünkü e, daha az ömürlü oluyor, oluyorlar ve elektrik konusunda da insanın canını acıtabiliyorlar. Onun dışında LED panelim var. LED aydınlatmalı. 75 wattlık. 70 wattlıkmış pardon. Bunu e, tavana asıp direkt çekim yapacağınız ürüne ya da herhangi bir noktaya yansıtabilirsiniz. Kendi yüzüne, yüzünüze de yansıtabilirsiniz ama gözünüzü felaket alır. Gözmez dinlemez can yakar. Onun dışında 2 adet tripodum var. Tripod çok önemli bir şey. Yani kalkıp da 50 ya da 100 liralık tripodlara yönelmemeniz gerekir. Benro ilk tripodum ve ilk göz ağrım aşırı hareketli bir şey. Her şey yapabiliyorsunuz. Ee, gövdesi oynayabiliyor. Hassas bir şekilde aşağı indirip kaydırabiliyorum. Sağa sola çok iyi oynatabiliyorum. Çok fonksiyonlu bir tripod benim için. Aynı zamanda Vanguard'ın bir tripodu var. Bu da daha farklı işlerde kullanabileceğim ya da dışarıya çıktığım zaman kullanabileceğim. Atsan atılmaz, satsan satılmaz güzel bir tripod modelleri yazarım zaten bu da benim için mikrofon standı görevi gören herkülün bir e, modelli standı aynı zamanda bunun uzayabilen başlığı var birazcık ağır çünkü e, yıkılmalara sars sarsıntıların çıkartabileceği gürültülere karşı özel korumalı işte kolaylıkla yükseltip ne olmuş buna ya <laughs> kolaylıkla yükseltip alçaltabiliyorum. Neyse şu an tek elle yapamayacağım onu. Aynı zamanda pop filtreye sahip e, mikrofon standım var. Bunlar ucuz. Daha basit standlar. En çok kullandığım stand ise bu stand. Bu benim için ilaç gibi. Masanın üstüne koy. İstersen çekim yapacağın alana götür. İstediğin şekilde hareket eder. Mikrofonu sabitleyebilirsiniz. Genelde kullandığım mikrofon ise Rode NT3. Şu anda elimde olan mikrofon. Bu mikrofonu çok seviyorum. Benim için e, profesyonel mikrofon görevi gören kaliteli bir ürün. Zaten Rode'un ne kadar başarılı olduğunu az çok herkes biliyor. Onun dışında nelerim var? E, çekimleri genelde 550D ile yapıyorum. Şu anki e, merak ettiğim ve kullanmayı uygun bulduğum makineler ise Sony A6300 4K çekim yapabiliyor. En son gelişmiş e, sensör sensöre sahip aynı zamanda Canon'un 80D modelli e, dijital fotoğraf makinesini de merak ediyorum aynı zamanda çekimler yapmak için. O da başarılı. Her ikisini de merak ediyorum. Bir tanesini temin edeceğim artık. Şimdilik böyle aynı zamanda 1080p kompakt makinem de var. Onun dışında göstermek istediklerim ya monitör görevi olarak LG'nin 23 inç bir monitörünü kullanıyorum işte çekimlerde ekranı izlemek için vesaire. Onun dışında göstermek istediğim bir sürpriz var. Bunu tam açıklamak istemiyorum. Günü geldiğinde olacak. Büyük bir sürpriz bu. Dünyanın en mükemmel bir cihazı. Ama günü geldiğinde göstereceğim. Şu arkamda gördüğünüz perdede yeşil perde. Biliyorsunuz hepiniz zaten. Chroma Key. İşte arkaya istersen uzay koy, istersen Metrobüs koy. Ne koyarsan koy. Öyle bir görev görüyor. Ama önemli olan e, bunu astığım stand. Standı da e, ne kadar aldım? 200 liraya falan mal oldu. 2 metreye kadar yükselebiliyor. 2 tane bacağı var. Hani yüksekliği ayarlayabiliyorum. Bu da fon için önemli bir detay. Onun dışında masa da çok önemli. Aslında benim normalde masamı önceki videolardan biliyorsunuz koyuydu. Daha renkli bir hale getirmek için e, düz yapıda Leke tutmayan e, baskılar aldım. Daha farklı baskılar almayı da düşünüyorum masayı şekillendirmek için. Daha çıkartmadığım birçok stüdyo ekipmanım var. Zamanla hepsini tanıtırım. Ama şimdilik birinci bölümümüzün birinci bölümümüzün sonuna geldik diyorum. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz sorular olursa yöneltmeyi ihmal etmeyin. Öncelikle dediğim gibi stüdyoda en önemli olan nokta ışıklandırma. Daha sonra kullanacağınız kamera tripod ve mikrofon. Ondan sonrası birazcık fanteziye giriyor. Figürler vesaire her şey olabilir. Neyse bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Elimden geldiğince isteklerinizi ve içimden gelenleri yansıtmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Paylaşmayı unutmayın.